radar on the scene. Master yaptığı söylenir. Uyak düzenini bile çemberden çözebilir. Kod adı Geomer'di. Geometride Gülkibar Hoca'dan sonra tek otoritedir. Meslek seçimi Akuterya. Telaffuzunda zorlanıyor biraz ama bakalım ne oldu. Kod adı Playboy. Hiçbir teneffüste kendi katında görünmemiştir. Hep hazırlık ve dokuzların katında dolaşır. Kurbanlar alır. Kod adı Sahil adı. Okulda katılmadığı etkinlik kalmadı. Tiyatro, şiir, netisi, basketbol takımı. Popstar olmak istiyorum. Olabilitesi yüksek. Kod adı Toner Bey. Gizli çalışkanlardandır. Bir rivayete göre gece 3'e kadar çalışıyormuş. Ne isterse olabilir. Kod adı Kikirik. Şaşkınlık, korku gibi ifadelere sahip değildir. Kendini gülerek ifade etmeye çalışır. Eczacı olmak istiyor, olabilitesi yüksek. Kod adı Tommy Girl. Bursa'yı Starbucks onun sayesinde. Outletlerin kraliçesidir. Kimya mühendisi olacakmış. Ahmet Hoca'nın izinden gitsin. Kod adı Yorumsuz. Ya bu herif anlatılmaz ya, yaşanır. Kod adı VC Özgür. Okulda olduğu zaman %90'ını tuvalette geçirir. Ki okula gelmez zaten. Bir gün yakaladık da çekim öyle yaptı. Sonra da kaçtı gitti. Kod adı Başkan. 2 sene boyunca başkanlığı kimseye kaptırmadı. Çok iyi başkanlık yapıyor. İleride başkan oluyor. Kod adı Çapkın. Okula saat 1'den önce geldiği görülmemiştir. Bursa'nın gece hayatı ondan sorulur. Erdal Acar'dan sonra en yetkili kişi kendisidir. Kod adı Keskin. Dershaneler, bursu geçtim üstüne para veriyorlar bu çocuğa bize geldiği. O derece yani, daha ne diyeyim ki? Kod adı Bravo Kod. Tebrik eder, hiç usanmaz. Bravo naralarıyla sınıfı inletir. Dersleri her zaman aranmaz. Kod adı Takı Emel. Her tarafı delik deşik. Cebi delik, cepkeri delik. Gir misin be kardeşim? Kod adı Sünger. SpongeBob hastasıdır. Scotch Brite yıllık cirosunun yarısını Gülşah'tan elde ediyor. Malatyalı. Freestyle'da cezaya payını vermiştir. Malatya'ya hip hop stüdyosu açmayı düşünüyor. Kod adı Tip Sound. Bursa maçlarının özeti olsun, statta çıkan kavgalar olsun, hepsini ayrıntısıyla anlatır. Bizi merakla bırakmaz. Kod adı Mesaj Makinesi. Aynı anda birkaç telefonu kullanabilme yeteneğine sahip. İleride Türkcell bağı yiyecek. Kod adı Denge. 40 günlük devamsızlık hakkında 39'unu ilk haftada kullanabilme yeteneğine sahip. Devrim mühendisi olmak istiyor ama devlet engel olacaklar. Kod adı Ressam. Ressam dediysek ressamlığı eteğe gömleği.
kağıt altında çizmişliği yok. Ama hakkını yemeyin. Çiçek böcek konusunda uzman. Kod adı Şahin. Yazar, yazar, durur, yine yazar. Üniversite 3. sınıfta şiir kitabı çıkarır. Çıkarabilitesi yüksek. Kod adı Üstad. Boya olsun, badan olsun, bilgisayar olsun, şiir olsun, futbol olsun, her iş elinden gelir. İsviçre çakısı mübarek.